Kısas gelecek mi yani? Zaten kısas dikkat edilirse Şahin Bey, Kur'an'da diyor ki kısasta sizin için hayat vardır. Bunu çoğu başka türlü değerlendiriyor ya da anlamak istemiyor. Kısas ne demektir? Öldürenin öldürülmesidir bakınız. Gayet açık. Ben iyi kötü hukukçu da sayılırım. Bugünkü düzende ben yüzlerce katille yattım cezaevlerinde. Öldürene hiçbir şey yapılmadığı için bütün olan ölene oluyor. Adam 3-5 sene yatıyor, çıkıyor, bu sefer daha da bir dayılanıyor. Daha birkaç kişi varsa onları da öldüreyim diyor. Şimdi bir insan, başkaları bir insanın gözünde 5 paralık kıymeti bile olmayabilir. Yani o hale gelebilir. Kızarsınız, sinirlenirsiniz, kendinize göre bir sürü sebepler uydurabilirsiniz. Herkesin gözü yahut da öldüreceğiniz adamın değeri gözünüzde sıfıra inebilir. Zaten bu hale gelmiş olmalı ki onu öldüresiniz. Fakat hiç kimsenin canı kendi gözünde de sıfır olmaz Şahin. Şimdi kısasta hayat vardır nedir bakınız. Bu noktada siz beni öldürmeyi düşünüyorsunuz varsayalım. Hayatımın değeri gözünüzde sıfır. Ama sonuçta kendi canınıza acıdığınız için beni öldürmekten vazgeçiyorsunuz. Çünkü beni öldürürseniz siz de öldürürsünüz. Demek ki kısas gerçekten beni kurtardı, seni de kurtardı. Seni kurtardı, beni de kurtardı. İşte böyle hayat var kısas. Anlıyorum. Ben şimdi... Zaten tek çare de kısas değil. Mesela öldürülenin varisleri eğer diyete razı olursa, bilmem ne yaparsa filan, bir kişi bile diyet istese kısas söz konusu olmaz. Kur'an'a çıkıyor bunlar.